Herkese Tolgozbek.com kanalından merhaba. Bizlere her gün yayınladığımız saat 19'daki videolarımızın altına çeşitli yorumlar yazarak soru soruyorsunuz. Merak edilen konulardan bir tanesi de Kale grubu tarafından geliştirilen KTC 3200 motoru. Bu motor yerli seyir füzesi sonda kullanılacak ve geçtiğimiz Mayıs ayında da testlerine katılmıştık bu motorun. Kale grubunun İstanbul Tuzla'da bulunan tesislerinde KTC 3200'ün testlerini izlemiş, motorun 38.000 devire çıkmasını ve paylaşılan teknik bilgilerden kesintisiz 5 saat çalıştırılmasıyla ilgili bilgileri siz değerli izleyicilerimize paylaşmıştık. Peki sonrasında ne oldu? Yaklaşık neredeyse 1 yıllık bir süre geçti bu haberin üzerinden. Sonraki gelişmeleri ise Defense Turkey dergisinin 98. sayısında Havacılık editörü, savunma editörü İbrahim Sünnetçi bir yazı ele aldı. Bu motorla ilgili son gelişmelerden biri geçtiğimiz Ocak ayında yani bu yılın Ocak ayının ilk yarısında son testlerin Kale Grubu tarafından gerçekleştirildiği yönündeydi. Bunun sonrasında gerçek atış testleri yapılacak ve arkasından da bu yıl sonuna kadar yerli motora sahip ilk son seyir füzesinin Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine girmesi planlanıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM, Türk Hava Kuvvetleri için çok stratejik bir mühimmat. Bu mühimmatın özelliği çok uzaklardan atılması, alçaktan, radara yakalanmadan görevine devam eden SOM hedefini buluyor ve daha sonra yok ediyor. SOM füzesi uçaktan bırakıldıktan sonra uçmaya başlıyor ama uçuş sırasında bir motor yardımıyla yüksek hızlara ulaşmaya başlıyor. Son füzesinde halen Fransız imalatı, Sinekme şirketinin imalatı olan TR40 motoru kullanılıyor. Hedef bu motorun yerine yerli bir motor geliştirilmesiydi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı o zamanki ismiyle ve Kale Grubu arasında 2012 yılında bir anlaşma imzalandı. 22 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşen bu anlaşmanın hemen arkasında 13 Nisan 2012 tarihinde çalışmalar büyük bir hızla başladı. Bir yıl sonra 19 Eylül 2003'te de ilk testler gerçekleştirildi. Bazen okuyucularımız soruyorlar, niye bu projeler bu kadar uzuyor? Hatta bir okuyucumuz enteresan bir şekilde evde yapılan bir model uçak motorunu göndermişti bize. Yani bu kadar basit şartlarda bu yapılıyor. Haklısınız, evde de yapabilirsiniz bunu ama yapacağınız motorun güvenilirliği ne kadar olacak veya seri imalata geçtiğiniz zaman bu motordan aynı kalitede örneğin 1000 adet üretebilecek misiniz veya savaş sırasında örneğin yağmur yağdı bu motor füzeyi uçurmaya devam edecek mi bu gibi soruları arka arkaya yazdığınız zaman onlarca bilinmezlik ortaya çıkıyor ve bu nedenle de tabii ki çok bilimsel mühendislik çalışmaların arkasından bu motor ortaya çıkıyor. Sadece test yapmak da olmuyor. Yerde oluşturduğunuz bir test ünitesinde basınçlandırmayı, gökyüzünde örneğin 30 bin fitte eksi 57 santigrat dereceyi test etmeniz gerekiyor. Ve sonrasında sistem kendini yerde ispat ettikten sonra kuzeye yerleştiriliyor. İşte bir bakıyorsunuz 2012'de başlayan bu süreç 2020 yılına kadar gelmiş. Yani aradan tam 8 yıl geçmiş. Gerçekten çok uzun bir süre gibi gözükse de havacılık için çok normal. Bu arada bazı havacılık terimlerini, bazı havacılık deyişlerini ben izleyicilerimize öğretmeye çalışıyorum. Çok güzel bir anekdot vardır bunlarla ilgili. Havacılık projelerinde bir proje bütçesinde bitmişse Örneğin bir uçaksa bir kanadı eksik olabilir. Aynı durum zamanında bitmişse de geçerlidir. Gerçekten çok iddialı süreler, çok iddialı bitiriş tarihleri ortaya konabiliyor ama ihtiyaçlar burada sonuçta askeri bir şey yapıyorsunuz veya sivilde de can taşıyorsunuz. Testler uzayabiliyor. Buradaki amaç mükemmelliği ve kusursuzluğu yakalamak. Tabi yakalanabildiği ölçüde bir bakıyorsunuz örneğin Boeing 737 uçakları. 50 yıldır gökyüzündeler ama bir yazılım arızası çıkıyor ve uçağın bütün o 50 yıllık geçmişini dümdüz edebiliyor. Gelelim kale grubunun yaptığı testlere. Yer testlerinin ardından bu yıl önemli bir şekilde havadan gerçek atış ve bunlarla ilgili kalifikasyon testleri gerçekleştirilecek. Bununla ilgili tasarımı gerçekleştiren TÜBİTAK SAGE ile kale grubu ortak çalışacak. Aynı zamanda tabii ki Son füzesi Roketsan tarafından seri imalat alınacak. Son füzesiyle ilgili de tabii ki testlere Roketsan da katılacak ve sonunda bunların onayının ardından KTC e, KTJ 3200 motoru için Kale ile Savunma Sanayi Başkanlığı bir seri imalat anlaşması gerçekleştirilecek. Bir baktığınız zaman dışarıdan neredeyse ağırlığı 50 kilogramı bulan tek kullanımlık çünkü füzeye takıyorsunuz bunu ve tek atış yapıyorsunuz ve gidiyor hedefini buluyor yok ediyor. Uçan bir motor, basit bir motor gibi gelebilir. Fakat Kale Grubu bu motorla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yaptı. Burada amaç ileride bu motorun bir motor ailesine sahip olarak daha büyüğü, daha küçüğü gibi modellerle güçleri arttırılarak veya düşürülerek örneğin jet motorlu küçük bir insansız hava aracında kullanmak. Hedef dronları kullanmak ve daha sonra da Türkiye'nin geliştirileceği farklı seyir füzeleri veya mühimmatlarda bu motorların kullanılması hedefleniyor. Niye önemli? Çünkü sonuçta jet motorlu insansız hava araçlarında anlattığım gibi Global Hawk'a anlatmıştık geçtiğimiz günlerde sizlerden de büyük ilgi çekmişti bu video. Sonunda elinizde motorunuz yoksa dönüyorsunuz bunu yurt dışından arıyorsunuz. Örneğin Amerikalarınız bozuluyor, Amerika motoru vermiyor. Veya yurt dışında attığınız bir adım Fransa'nın hoşuna gitmiyor, size motor vermeyebiliyor. Veya örneğin şu an Akıncı insansız hava aracında Ukrayna ile ortak çalışıyorsunuz. Bugün aranız iyi, yarın kötü olacağı veya iki ülkenin birbirinin ayağına basacağı durumda ne yapacaksınız? İşte bu yüzden kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. İşte benzer bir durumda da Kale grubunun geliştirdiği, bakışta 50 kilogramlık küçük bir motor, ama yaptıkları çok daha büyük. KTC 3200 seri imalata geçtikten sonra yani uçuşlar yapıp daha fazla tecrübe kazanıldıktan sonra Türkiye'nin yeni nesil mühimmat ailelerinde de bu motor kullanılmaya başlayacak. Bunlardan bir tanesi Atmaca. Atmaca'yı yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte sizlere anlatmıştık. Atmaca gemiden veya karadan konuşlu deniz hedeflerine karşı atılan çok önemli bir mühimmat. Bu mühimmatta da gelecekte KTJ 3200'ün kullanılması planlanıyor. Aynı şekilde geliştirilecek farklı mühimmatlar için de KTJ 3200 ciddi bir altyapıya sahip olacak. Motoru anlattık. Videomuza son füzesini de biraz bilgi vererek hangi modellerinin olduğunu sizlere anlatarak tamamlamak istiyorum. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen son yerli seyir füzemiz. Som A yüksek patlayıcılı basınç parçacık etkili harp başlığına sahip. F4D e 2020 ve F16 uçaklarımızda kullanılabiliyor. Menzili 250 km. Som B1 modelinde ise üzerine takılmış kızılötesi arayıcı sistem yer alıyor. O da aynı A gibi yüksek patlayıcılı basınç parçacık etkili harp başlığına sahip. Bir de Som'un B2 modeli bulunuyor. Ardışık delici harp başlığına sahip son B2 kızıl ötesi arayıcıyı kullanmakta. Bu 3 füzede hem f 4 e 2020 hem de F16 uçakları tarafından kullanılmakta. Menzilleri de 250'şer kilometre. Somun A, B1 ve B2 modellerinden farklı bir başka modeli ise daha küçük olan son J modeli. Bu modelde F-35 uçakları için geliştirildi ve F-35 için sunulan iki seyir füzesinden biri. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması J'nin geleceğinin nasıl olacağı konusunda da soru işaretlerini yanında getiriliyor. Biraz önce de belirttiğim gibi A ve B-1, B-2 modellerine göre J'nin gövde uzunluğu daha kısa menzilde etkili menzilde 250 değil 200 kilometre J aynı zamanda F35'in yanı sıra F16'dan da taşınabilecek, atılabilecek bir mühimmat. Bakalım bu mühimmatla ilgili çalışmalar gelecekte nasıl bir boyuta gelecek? bunları da beraber göreceğiz. Koronavirüs günlerinde karantina devam ederken her gün sizlerin karşısına yeni bir videoyla saat 19'da çıkmak için gayret gösteriyoruz. Ee, bizi gerçekten yoruyor bu çalışmalar ama sizden gelen güzel sözler, güzel yorumlar bu yorgunluğun üzerine motive ederek daha fazla çalışmamıza imkan sunuyor. Lütfen bize sorularınızı yorum atarak iletin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Ee, bu kanalda tabii ki abone olmadınızsa hala abone olmayı da lütfen unutmayın. Detaylı havacılık haberleri ise www.tolgozbek.com sitemizde bizlere mail de atabilirsiniz. Mail adresimiz info.tolgozbek.com Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum